Dokuzuncu dersimize sizlerle beraberiz. Fiilleri düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak biz ikiye ayıracağız. Normalde aslında bu şekilde farklı tanımlar da yapılabilir, biraz daha detayına girilebilir. Ancak bizim için fiillerin düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrıldığını bilmek bizim için yeterli. Düzenli fiiller nedir düzenli fiiller? İçinde elif, vav, y harfi olmayan fiillere biz düzenli fiiller diyoruz. Bu tanım bizim için yeterli. İçinde elif, vav, y harfi olmayan fiiller düzenli fiillermiş. Düzensiz fiillerin konusunu bir önümüzdeki dersimizde değineceğiz. Şu ana kadar zehebe, derese, dehale fiillerini gördük. Ahmet zehebe, Hüseyin derese, Halil dehale şeklinde. Eğer bayan olmuş olsaydı Zeynep zehebet, Fatma dereset, Hatice dehalet şeklinde çekimini görmüştük. Diğer zamanların çekim, diğer şahıs zamirlerin çekimlerini de ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Fiillerle bununla ilgili olarak başka 3 harften, kök harflerinin 3 ve 4 harften oluştuğunu söyleyebiliriz. Biz ilk etapta 3 harfli fiillerle ilgileneceğiz. Fiil çekimleriyle, genelde fiil çekimlerinin ezberlenmesiyle Arapça çalışmaya başlıyorlar. Ancak biz öyle bir yol izlemedik. Şu aşamaya kadar Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını açtığınız zaman hu'ların, he'lerin, fi, ala, minlerin sizin gözünüze adeta ben buradayım şeklinde çarpması gerektiğini söylemiştim. Fiillerle ilgili çalışmaya başladıktan sonra artık Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını açtığımız zaman fiiller aynen burada olduğu gibi gözümüze çarpacak, ben buradayım diyecek adeta sizlere. Tabii fiillerin sonundaki yine k'leri, na'ları, t'leri de siz göreceksiniz. Ben buradayım diyecekler. Bu aşamaya nasıl geleceğiz? Kısım kısım her derste bir fiil görerek geleceğiz. Kısa bir süre sonra bu aşamaya geldiğimizi sizler de kendiniz göreceksiniz. Evet, içinde elif, vav, y harfleri olmayan fiillere düzenli fiiller denir dedik. Örneğin burada bir elif harfi var. Elif harfi var ancak elif harfinin üzerinde ya da altında herhangi bir işaret yok. Dolayısıyla biz bu harfi okumuyoruz. Burada elif harfinin görevi uzatma görevi olmuş oluyor. Yani asıl okunma görevinin dışında uzatma bir görevi yaptığı için biz buna düzensiz fiil diyoruz. Elif harfinin esprisi bu. Bunun dışında Y harfi varsa yine düzensiz fiildir diyoruz. V harfi varsa düzensiz fiildir diyoruz. Örneğin burada name fiilinde elifin üzerinde ve altında herhangi bir işaret yok. Dolayısıyla düzensiz fiildir diyoruz. Bizim ilgileneceğimiz, yani bizim bilmemiz gereken düzenli fiiller içerisinde elif, vav, ye harfleri olmaz. Dört harfli fiiller olacak. Biz şimdi dört harfli fiillerle çok uğraşmayız ama hemen dört harfli demişken burada mesela şahede buradaki harfimizi görüyoruz, elif harfini. Altında ve üstünde herhangi bir işaret olmadığı için elif burada uzatma görevi yapıyor. Dolayısıyla da bu düzensiz bir fiildir diyoruz. Peki düzensiz fiillerden bahsederken, bir sonraki dersimizde gerçi bahsedeceğiz ama elif harfiyle buradaki mesela sefaradaki elif harfiyle şu üzerinde işaret bulunan, hemze işareti bulunan e'yi birbirinden nasıl ayıracağız diye soracak olursak, bir sonraki dersimizin asıl konusu bu olacak ama ben kısaca şöyle söyleyebilirim. Burada elif harfinin altında ve üzerinde herhangi bir işaret yok, uzatma görevi yapıyor. Ama burada hemzeli olunca demek ki burada okunacak. Bunu söyleyebiliriz. İkisinin arasındaki fark bu. Burada bu düzensiz bir fiil. Düzensiz fiil neden? Y harfinden dolayı. Düzensiz bir fiil. Buradaki hemzeli elif harfinden dolayı değil. Örneğin burada bu fiilin içerisinde elif yok, vav yok, y yok. Demek ki bu düzenli bir fiil. Çünkü zaten başındaki elifin üzerinde de herhangi bir işaret var. Uzatma görevi yapmıyor. Okuyoruz bu harfi. O zaman bu düzenli bir fiilimiz olmuş oluyor. Örneğin burada düzensiz fiil. Neden? Çünkü elif harfinin altında üstünde herhangi bir işaret yok. Burada vecede fiilinde yine vav harfi bulunmasından dolayı düzensiz bir fiil. Evet, bundan sonra her ders bir fiille bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Bu göstermiş olduğum buradaki fiilleri ilerleyen derslerimizde göreceğiz. İlk öğreneceğimiz fiiller 25 fiil. İlk önce 10 fiil, daha sonra 25 fiil. Bunları göreceğiz. Bunlarla beraber diğer şahıs zamirlerine de zamanla yavaş yavaş geçişleri yapacağız. Örneğin Zehebe, Ahmet Zehebe, Ayşe Zehebet derken bunu zaten görmüştük. Bundan sonra
Diğer zamanlara geçmeye başlayacağız. Zehebe gitti, Ahmet Zehebe gitti. Yaşar yeshebu, Yaşar gidiyor şeklinde derslerimize devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Kısa bir süre sonra inşallah bu seviyeye geleceğiz. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını açtığımız zaman artık diğer şahıs zamirlerinde ya da harflerde olduğu gibi fiiller, minler, alalar, ileler bize nasıl bakıyorsa ya da kumlar nasıl bize bakıyorlarsa fiiller de bu şekilde gözümüze çarpacak. Evet, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Olumlu, olumsuz yorumlarınızı mail olarak bana yazabileceğiniz gibi yorum olarak da yazabilirsiniz. Önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.